Poyraz Sergen Medya kanalından BSM Özden herkese merhabalar. Bugün size güzel haberlerle sizlere açıyorum. Yaklaşık arkadaşlar 3-4 aydır video çekemiyorum. Çok yoğunum. Ben böyle bir yoğunluk görmedim. Kanada şu an Türkiye inanılmaz şekilde vize veriyor. Kanada vizelerini alıyoruz. Biliyorsunuz eğer vizenizde Kanada vizesi varsa Amerika vizesini de çok kolay alıyorsunuz. Ya da Amerika Kanada'dan gidip Amerika vizesi almak çok kolay oluyor. Ve bunu tabii ki bu fırsatı değerlendirenler inanılmaz şekilde çok. Kısa kısa size bilgiler vereceğim. Bugünkü konumuz 5 yıllık çalışma vizesi. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin duyurduğu yeni bir şey bu. Amerika'ya geldiniz. Hangi vizeye geldiğinizin bir önemi olmadan, hangi vizeye başvurduğunuzun bir önemi olmadan artık çalışma kartları minimum 5 yıl verilecek. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Siz Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiniz, adımınızı attınız, gittiniz, iltica ettiniz, iltica hakkınızı kullandınız. Bu arada turistik vizeyle ya da F1 ya da diğer vizelerle Amerika Birleşik Devletleri'ne gelenler, iltica edenlerin mahkemesi, mahkemede değil, ofislerde görülür. Ofisler inanmazsa mahkemeye gönderir ve bu da size ortalama 8-9 yıl sürmektedir. Bazen 3 yıl, bazen 2 yıl sürmektedir. Bunu atlayalım. Siz indiniz, havaalanından çıktınız, iltica hakkınızı kullandınız diyelim ki. Kullandıktan 150 gün içinde ya da 180 gün içerisinde size bir çalışma kartı verilir. Bu çalışma kartı bundan önce 2 yıldı ama şu an 5 yıllık yapıldı. Biden yönetimi şu an bu konuda inanılmaz esneklik getiriyor arkadaşlar. Siz 150 günün sonunda, 180 günün sonunda çalışma kartına başvuru yapabiliyorsunuz. Amerika'ya geldikten sonra bizlere sadece ulaşmanız yeterli olacaktır. Ya da siz Amerika'ya geldiniz, bir sponsorluk iş buldunuz. Nasıl bulunur? Siz bir kepçe operatörüsünüz. Siz bir aşçısınız. Sizin bir elle tutulur iyi bir mesleğiniz varsa. O meslekle beraber orada aynı mesleği bulduğunuzda başvurunuzu yapabilir. Çalışma kartınız size 2 yıllık, oturumunuz 2 yıllık değil, 5 yıllık verilecektir. Peki iltica ya da geçici oturum kartları ya da bunlarla neler yapabilirsiniz? Arkadaşlar bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının yaptığı her şeyi yapabilirsiniz. Sadece oy kullanamazsınız. Oy kullanımının dışında kredi çekebilirsiniz, ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz, ev satın alabilirsiniz. Ev kredisi çekebilirsiniz. Bunların tamamını elde etmiş olacaksınız. Bu çok güzel bir haberdi arkadaşlar. Gerçekten bunları size duyurmak istedim. Bunun dışında herkesin yaptığı bir yanlış var. Amerika'da yaşam nasıl? Amerika'da nasıl para kazanılır? Arkadaşlar yanlış. Bunları araştırmayın. Yapmanız gereken şey sizin nasıl Amerika'ya giderim? Nasıl Amerika'ya varırım? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü gerisi ip çözüğü gibi orada bir şekilde meydana gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten sonrasında ile alakalı bir sürü videom var. Güncel videolarla alakalı bazı videolar çekeceğim. DoorDash ve Uber yapanlar vardı. Bazı sıkıntılar ve problemler var. Hiçbir gelen YouTuber's problem ve sıkıntıları söylemiyor. Hep güzel yanlarından bahsediliyor. Kötü yanları da var tabii ki. Ama bazı YouTuber'ların da anlamadığı bir şey var. Bazıları da hep sıkıntılarından bahsediyor. Şunu söylemeliyim ki Türkiye ve Amerika'ya gören birisi olarak ne kadar sıkıntı olursa, ne kadar problem olursa olsun Amerika'da şu an yaşamak daha iyi. Yani Amerika'daki kişinin çektiği stresle, çektiği sıkıntıyla Türkiye'deki adamın çektiği stres ve sıkıntı aynı değil. Amerika'da sıkıntı ve stres daha fazla ama değiyor. Bu adamın çektiği sıkıntı, stres 3-4 yılın sonunda ev ve araba sahibi olurken Türkiye'den evden bahsediyorum. Amerika'da 2-3 yılda çalışıp bir ev krediyle alabilirsiniz. Krediye başvurursanız alırsınız. Çünkü kredi oranları çok düşük. Ama araba, bu adam stres sıkıntı çekiyor. 2 ay içinde, 3 ay içinde, 4 ay içinde araba alıyor. Türkiye'de stres sıkıntıyı çeken, asgari ücretle çalışan birisi için araba almak imkansız hale gelmiş diyebiliriz. Yeni gelişmelerde sizlere karşınızda olmaya devam edeceğim. İltica nasıl yapılır, nasıl edilir, bunlarla alakalı da bazı videolar çekeceğim. Kimlere oturum verilir, kimlere verilmez. Şöyle kısa bir bilgi vereyim. Hangi ülkede olursanız olun, diyelim Almanya, Fransa ya da Kanada'dasınız, o toprakların içerisindeyseniz iltica hakkınız, bu size verilen bir yasal haktır. İltica yasa dışı bir durum, bir söz konusu değildir. Yani insanlar, şu an aldığımız rakamla geçen yıl 40 bin, 45 bin üzerinde Türklerin iltica ettiğinin duyurusunu aldık. Bu çok yüksek bir rakam. Bu sizin doğal hakkınız. İltica etmek hakkınızdır. Tabi sebepleriniz, problemleriniz varsa bu bir suç değildir gidip iltica etmek. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana nereden ulaşabilirsiniz? Poyraz Sergen Medya, @psmvizi.com mesaj yazarsanız oradan bize ulaşabilirsiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Bir de kendinize iyi bakın diyorum. Teşekkürler.